Kardeşimiz sokak köpeklerini öldürmek caiz mi diye soruyor. Kardeşlerim şu alemde neler varsa Allah Teala onları insanlar için yarattı. Vesakhare lakum ma fi semavati ve ma fil ardı buyuruyor. Yani yerde gökte neler varsa insanlar bunlardan istifade edecekler. E hayvanları da Allah Teala insanlar için yarattı. Hayvanlardan insanlar istifade edecekler fakat onlara eza vermeden, zulmetmeden bunu yapacak. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve izâ kateltum fe ahsinul kitle ve izâ zebahtum buyuruyor. Bir şeyi öldürecekseniz eza vermeden güzel bir şekilde öldürün. Eğer boğazlayacaksanız bir hayvanı yine ona eza vermeyin. O şekilde boğazlayın. Bıçağı işte keskin hale getirin. O halde o, o acıyı daha fazla yaşamasın buyurdu aleyhissalatü vesselam. Hadis-i şeriflere, hadis mecmualarına baktığımızda bununla alakalı çok rivayetler görürüz. Aleyhissalatü vesselam hayvanların hukukunu korumuştur, korumaya çağırmıştır. Bir yerde bir zulüm varsa bundan men etmiştir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferdeydiler. Aleyhisselatü Vesselam bir ara kadai hacet için ayrılıyor. Efendimiz geri dönünce o ara sahabe üzerlerinde dolaşan bir serçe kuş var iki tane yavrusuyla. iki tane yavruyu avlıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu anneye bu acıyı neden yaşattınız? O ruddu veledaha ileyha buyuruyor. Onun yavrularını ona evladını ona verin veriyor sahabe radıyallahu anhum. Yine sahabe radıyallahu anh'ım giderken bakıyorlar ki tavuğu koymuşlar. Onu hedef haline getirmişler. Ona ok atıyorlar. Sahabe buyuruyor ki sahabi radıyallahu anh'a İnnen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem la'ne men Bunu yapanı Peygamber aleyhissalatu vesselam lanet dedi. Yani hayvana Müslüman eza edemez eza etmesi nedir? Haramdır, caiz değildir kardeşim. Çok rivayetler bununla alakalı görebiliriz hadis mecmualarında. Peki köpekleri nasıl değerlendiririz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de köpekleri öldürme emrini verdi bir ara. Sahabe de köpek öldürdü. Allah Resulü aleyhisselam bu emrinden hareketle çoban köpeği, av köpeği, bekçilik için olan köpek hariç Allah Resulü Aleyhisselam başlangıçta mutlak olarak öldürme emri vermişti. Peki Hz. Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayette de bir adam çaylak, leş kargası, fare ve yırtıcı köpek bunları öldürebilir caizdir bunları öldürmesi çünkü bunlar insanlara zararı vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçta mutlak olarak köpeği öldürmeyi emrediyor. Ama sonraları Şafii ve Hanefi fukasında da ifade ettiği gibi Allah Resulü aleyhisselam diğer rivayetlere bakıldığında zararlı köpekleri öldürmeyi emrediyor. Ama demek ki başlangıçta Medine-i Münevvere'de öyle bir hal oluyor ki bütün köpekler insanlara zarar veriyorlar. Çocuklar, kadınlar korkuyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam bu noktada madem ki bütün varlıklar insan içindir o halde insanı koruyacak. Ona işaret ediyor. Hani hayvan hukukuyla alakalı Allah Resulü Aleyhisselam hadisleri ortada. Deveye Efendimiz Aleyhisselam Nasıl alaka gösterilmesini emrediyor. Zulmeden sahibini devenin uyarıyor. Bu deve bana sahibinden şikayette bulundu diyor. Yani bununla alakalı hadis-i şerifler malum. Ama eğer hayvan insana zarar veriyorsa köpekte olduğu gibi bu durumda insanın sağlığı esas alınacak. Bundan hareketle fukahamız da şunları söylüyorlar. Mesela El Muhitul Burhani'de bir adam evinin önünden geçerken eğer köpek zarar veriyorsa bu insanların o köpeği öldürmeleri caizdir. Köpeği öldürmeleri caizdir. Çok köpek varsa adam evin sahibine, köpeklerin sahibine gidilir. Denir ki bu köpekleri öldür. Hatta ona baskı yapılır. İnsanlar buradan geçemiyorlar, zarar veriyor köpek diye vatandaş bunu yapmazsa köpeklere engel olmazsa bu durumda hadise mahkemeye taşını devlet o köpeklerin sahibini ya da köpeğin sahibini köpeği öldürmeye icbar eder yani mecbur kılar. Neden? İnsanın hayatı köpeğin hayatından daha önemlidir. Elzemdir kardeşim. Kurtubi el-Mufhim'de buyuruyor ki Devlet köpekleri öldürmesi devletin köpekleri insanlara zarar veren köpekleri öldürmesi vaciptir. Yani önce devlet ne yapacak? Köpekleri tecrit edecek. İnsanların yaşam alanından onları çıkaracak. Ayrı bir yer tayin edecek. Orada köpekler yaşayacak onlara bakacaklar. Ecdadımız bununla alakalı vakıflar kurmuş. Köpeklerle alakalı. Kar çok yağdığında onları aç kalmasın diye onlara özel yiyecek götüren vakıflarımız olmuş. Kedilerle alakalı özel vakıflar olmuş. Atlar yaşlandığında onlara bakacak vakıflar kurulmuş. Sahipleri artık bakmıyor, ortada bıraktıysa. Ama insana zarar veriyorsa o hayvana müsaade edilmez tecrid edilir. Eğer bununla da köpeklerin insana zarar vermesinin önüne geçilmediyse o zaman devletin o köpekleri öldürmesi vaciptir. Peki devlet bunu yapmıyorsa insanların onları öldürüp ailelerinin kurtarmaları ne olur? Caiz olur. Ayet-i kerimede Allah Teala inna ma cezaul ve resuluhu ve yesaun fi'l fesada. Yani yol kesenler fesat çıkaranlar onların cezasından bahsediyor. Şimdi bu adamların öldürüleceğini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Fesat çıkarıyor. E köpeklerle yeryüzünde bir fesat oluştu. Çocuk arabanın önüne atlıyor. Köpeği görüyor. Kadın kendini arabanın önüne atıyor. Bu anlamda bir fesat zuhur ettiyse devlet İfsad eden insanları öldürebiliyorsa, toplumu bozan, anarşi çıkaranları öldürebiliyorsa, e, insan hayatını tehdit eden köpekleri evleviyetle öldürmesi caizdir. O halde kardeşlerim, Allah Teala insanı kendine kul olsun diye yarattı. Alemde her şeyi de insan için yarattı. İnsan hayvanlardan istifade edecek, istifade ederken eza etmeyecek zulmetmeyecek. Fakat hayvanlar bugün sokak köpeklerinde olduğu gibi insan hayatını tehdit ediyorsa o zaman devlet onları tecrit edecek, ayrı bir alanı alacak. Buna rağmen yine o köpekler eğer insanlara zarar veriyorsa o zaman devletin o köpekleri itlaf etmesi vaciptir. Eğer devlet bunu yapmıyorsa insanların yapması caizdir kardeşlerim.